Herkese merhaba arkadaşlar. Mimar Hanım kanalından sevgiler. Ben Harun. Bugün sizlere Perch komutundan bahsedeceğim. Perch komutu Türkçesi olarak SketchUp dosyamızda indirdiğimiz modellerde indirdiğimiz modellerde 3 boyutlarda görünmeyen yani işe yaramayan çizgileri, yüzeyleri veyahut görünmeyen yüzeyleri, çizgileri, bizim göremediğimiz kasmasına neden olan dosyayı büyüklüğüne sebep olan yüzeyleri, çizgileri silmemize yarayan bir komuttur bu. Bunu nasıl kullanacağız? Öncelikle bizim bir tasarlamış olduğumuz bir salon modeli var. Burada indirmiş olduğumuz modeller var. Hazır modeller. Bunlar aslında belki de kasmaya neden olan modellerdir. Onu bilemiyoruz. İçerisinde gizli çizgilerin, gizli yüzeylerin olduğu belki görüp göremediğimiz. Bu yüzden Perch komutunu kullanarak dosyamızı hafifleteceğiz. Perch komuta nasıl ulaşıyoruz? Burada Windows sekmesinden model info diyoruz. Ve buradan statistik sekmesine gelip buradan entry modeli seçip ve bu yukarıdaki alanda tip koyduğumuz zaman bize yüzeylerimizin, çizgilerimizin, işte gruplarımızın hepsinin sayısını gösteriyor burada. Bunu kapatırsak oldukça azalıyor rakamlar ama bunu açmamız lazım. Şimdi buradaki dosyamızı hafifletmemiz için Perch Onset alanına tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi rakamları, hatta bunu da göstereyim. Mesela bir source çizdik ve buna bir yükseklik verdik. Bakın görüyorsunuz buradaki değerler değişiyor, artıyor, azalıyor. Yani yüzey ve çizgi arttıkça değerlerimiz de değişiyor. Buradan Perch sekmesine tıkladığımız zaman biraz bekliyoruz. Yaklaşık 1-2 dakika sürüyor bu işlem. Şu anda bitti. Şu an dosyamız ilk haline göre çok daha hafifledi. Kasmalar, görünmeyen çizgiler, görünmeyen yüzeyler projemizden silinmiş oldu. Bu şekilde render'ı aktarırken de Lumion'a falan hiçbir problem yaşamayacağız. Burada gördüğünüz gibi Perch komutu bu kadar basit arkadaşlar. Window Model Info sekmesinden Perch komutunu uygulayabilirsiniz. Kesinlikle önerdiğimiz bir komuttur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.